koza elle toplanıyor. Fabrikaya geliyor. İşlendikten sonra hidrolik preslerde balyalanıyor. Sonra da satışa gidiyor. Biz babamla buna kalmayıp iplik üretmeye başlayalım dedik. Sonra kısmet olursa kumaşa geçeceğiz. Alaaddin Yıldızoğlu ile ortak bir iplik fabrikası kuracak Yılmazlar. Tekstil kralı Alaaddin Bey mi? Siz tanıyor musunuz? Ben şahsen değil. Ortak tanıdıklarımız var. Çok güzel. İşiniz oldukça hakimsiniz. Teşekkür ederim. Burada öğrendim. Daha doğrusu hayat pek çok şeyi bana burada öğretti. Neyse artık müsaadenizle ben kalkayım. Ya otursaydın biraz daha. Yok yok kalkayım. Sen zaten erken kalkacaksın. Sevil Hanım da yol yorgun. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de. Ben mutfaktayken çok sıkıştırdım mı seni? Canım okudum. Ya bir dalga geçme. Yani bilmiyorum bir şey demedi. Sence sevdin mi beni? Önemli mi? Senin için önemli değil. Benim için sadece sen önemlisin. Benim için de sen. Evet. Ne evet? Anne çatlatmasana bir şey söyle. Beğendin mi? Nasıl buldun? Çok beğendim. Vallahi mi? Çok dürüst bir. Hiçbir şeyi saklamadan bir bir anlattı. Çok da yakışıklı. Yakışıklı değil mi? Ben oturup kalkmasını biliyor. Düzgün konuşuyor. İstanbul terbiyesi aldığı belli. Ama sana uygun mu? Neden? Lise 2'den terk diye mi? Müşgan, bu durumun mesele olmayacağını zannediyorsun. Ama yanılıyorsun. Olur, her zaman olmuştur. Ayrıca sadece tahsil meselesi de değil. Çiftler aynı kültürden olmadığı zaman... Anne, bir an ümitlenmiştim biliyor musun? İlk defa... Bu defa beni mesut edecek bir şey söyleyeceksin sanmıştım ama... Hala her zamanki hiç kimseleri beğenmeyen Sevil Hanım'sın. Müjgan, ben senin iyiliğin için. Müjgan. Ben senin mesut olmanı istiyorum. Yanlış bir adım atıp bedbaht olmanı istemiyorum. Sen çok doğru bir adım attın değil mi anne? Babam da sen de üniversite mezunuydunuz. İkiniz de varlıklı ailelerden geliyordunuz. Peki neden mesut olamadınız anne? Niye abimi de beni de küçücük yaşlardan itibaren yatılı okullara gönderdiniz? Halbuki kağıt üstünde ne kadar güzel bir evliliğiniz vardı değil mi? Ben Yılmaz'a aşık oldum anne. Onu her düşündüğümde benim şuramda kuşlar uçuyor. Biliyor musun? Evet, tahsili yok. Diploması yok. Hiçbir şeysi yok. Ama bu kadar güzel bir kalbi var ki. Benim bu hayatta tanıdığım en güzel insan. Benim onayımı mı istiyorsun? Annemsin. Onayını istemez miyim? Madem Yılmaz'ı bu kadar çok seviyorsun, onunla mutlu olacağına inanıyorsun, bana diyecek bir şey kalmıyor. Gerçekten. Anne. Anne.